Çin İmparatoru'nun mezarında yer alan asker ve at heykelleri ne anlama geliyor? Çin halkının bu konuya inanışı nedir diye seyircimizin sorusunu hemen yönelteyim ki bizim başlıklarımızdan da biriydi. Evet, ilk Çin İmparatoru. Çin İmparatoru mezarında sadece atlar ya da askerler yok. Çin İmparatoru mezarında aslında birçok şey var. Akrobatlardan tutun atlı arabalara, işte eğlendiren insanlara kadar birçok şeyin heykeli var. Ve bunların hepsi aslında imparatora öbür dünyada hizmet etmesi için, öbür dünyadaki ihtiyaçlarını karşılaması için yapılmış figürlerde. İmparatoru hayatına biraz bakmak lazım belki burada. Çin İmparatoru Qin Shi Huang dediğimiz. Aslında en önemlisi burada tabii konuyla ilgili bu görseli ekrana taşımak. Çünkü bahsettiğimiz şey bu ve bir sürü böyle binlerce insan figürü ve toprağın altından çıkıyor. Ve aslında bunların hepsi Çin İmparatoru'nu korumak veya ona hizmet etmek üzere yapılmış figürler. Evet, bugüne kadar böyle figürlerden yaklaşık 2000 asker çıkarıldı ama araştırmacılar bunun daha çok küçük bir kısmı olduğunu söylüyor. Yani bu çıkarılanlar henüz daha çok az bir kısmı. Muhtemelen 8000 ya da 10.000 tane böyle asker figürü olduğu tahmin ediliyor. Yani dolayısıyla aslında çok büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Yani bunu yaptırabilmek bir güç gösterisi bu bir ama aynı zamanda bir ölümsüzlük arayışının da bir göstergesi. Zaten bu Çin İmparatoru'nun bir ölümsüzlük arayışı olduğunu biliyoruz. Yani ölmemeye karşı daha doğrusu bir takıntısı da var. Hem hayattayken hem öbür dünyada ölmemek için elinden gelen her şeyi yapan bir imparator. Ama tabii en nihayetinde bir şekilde öldüğünü biliyoruz. Ölümsüzlük arayışlarının sonuçsuz kaldığını biliyoruz. Şimdi aslında siz burada bu adamın önemli birisi olduğundan da bahsediyorsunuz. Yani şöyle ki milattan önce 221 yılında birbiriyle savaşan krallıkları kendi yönetiminde birleştirerek feodalizmi bitirdi ve ilk imparator Qin Shi Huang adını aldı. Shi Huang tüm bölgeleri hızla dönüştürdü. Yeni bir imparatorluk para birimi, ağırlık ve ölçüleri standartlaştırdı ve Çin yazılarını tek tip hale getirmesini emretti. Yani bu bu özel bir adam aslında. Kesinlikle öyle. Savaşan devletler dönemini bitiren imparatordur kendisi. Çin'de o dönemlerde yaklaşık en az 7 krallık var birbirleriyle savaş halinde ve sürekli rekabet halinde olan. Ta ki bu imparatora kadar. Bu kişi geliyor ve hepsini yendikten sonra hepsini tek bir Çin devleti olarak birleştiriyor. Ve ondan sonra da imparator unvanını alıyor. İlk yaptığı şeyler parayı standartlaştırmak, dili, yazıyı standartlaştırmak, işte silahları standartlaştırmak. Böyle tek tip bir uygulama getiriyor hepsine ki hepsi aynı şekilde, aynı sistemle idare edebileyim. Mesela o dönemin en güçlü ailelerini de daha hani elit aileler diyelim bunlara. Bu elit aileleri de oturdukları yerlerden alıp hepsini kendi sarayının etrafına yerleştiriyor. Ve bu şekilde bir güç hakimiyetini kurduruyor. Aynı zamanda ölümsüzlük tutkusundan bahsetmiştim. Daha tahta geçer geçmez çok kısa bir süre sonra bu mozolenin inşa emrini veriyor. Ki bu böyle bir yılda, iki yılda yapılabilecek bir şey değil o dönemde. Binlerce işçinin çalıştığı ve çok uzaklardan malların gelmesi gerektiğini biliyoruz bunun için. Dolayısıyla bu bir güç gösterisi de dediğim gibi aynı zamanda. Ve yaşarken aynı zamanda adamlarını, devlet yetkililerini ölümsüzlük iksirini bulması için yönlendiriyor. Dünyanın birçok yerine askerlerini ya da devlet yetkililerini yolluyor ve diyor ki bana ölümsüzlük iksirini bulun. Nerede, ne şekilde saklanıyorsa bana bulun ve bunun formülünü getirin şeklinde bir görevlendirme yapıyor. Bunu hatta şuradan da biliyoruz. Kendisine zaman zaman işte artık işte farklı yerlerden gelen cevaplar var. İşte insanlar cevap verirken tabii imparatora hayır yok öyle bir şey diyemedikleri için çeşitli bahaneler sunuyorlar. İşte hani şöyle bir şey var ama bu olabilir, belki bu olamaz. İşte şunu şöyle bir şey denersek belki böyle bir sonuç ortaya çıkabilir şeklinde verdikleri cevaplar var. Yalnız insanlık tarihinde hiç değişmeyen bir şey. Yani yazıtlara göre burada diyorsunuz ki o döneme tarihlenen metinlerin analizi imparatorun kendisine sonsuz yaşamı getirecek bir iksiri takıntıyla aradığını ortaya koydu. Batı Hunan eyaletinde terk edilmiş bir kuyuda yaklaşık 36 bin yazılı ahşap şeritten oluşan bir koleksiyondan bahsediyorsunuz. Evet. Ölümsüzlük iksiri de tabii işte hem buradaki idari emir ve cevaplar
Lankya adındaki bir bölgede bir dağdaki bitkinin işe yarayabileceğine dair öngörüde bulunmuşlar. Evet, bir yetkiliden o şekilde bir cevap geliyor. Hani burada böyle bir bitki var. Sizin aradığınız ölümsüzlük iksirini belki bu bitkiden elde edebiliriz diye bir cevap geliyor kendisine. Tesadüftür ki belki de imparatorun ölümü de bu ölümsüzlük arayışından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Belki ölümsüzlük arayışını ararken işte bir iksir diye getirilen bir şeyin fazla civa içermesi sebebiyle belki de o civadan zehirlenmiş olabileceğine dair de bir söylentiler var. Hani belki de bu ölümsüzlük arayışı imparatorun ölümünü getiren şey olmuş da olabilir. Olabilir. Şimdi aslında tüm bu olan biten milattan önce yani 210 yılında daha 49 yaşındayken imparatorun öldüğünü yine belgelerden biliyoruz. Ama bizim bu gördüğümüzde çok etkilendiğimiz askerlerin ya da işte topraktan bir ordunun mu diyelim görevlerin hikayesi 1974 yılına tarihleniyor. Çünkü o zaman meyve bahçelerinde köylüler bir kuyu arıyorlar. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Kuyu arıyorlar ve köylüler bu sırada işte kazı yaparken, yani küçük çaplı kazılardan bahsediyorum tabii. Hani bunlar kuyu arama çalışmaları. Bir tane taşa denk geliyorlar. Yani çapası bir taşa denk geliyor ama daha yakından baktıklarında bunun taş değil de pişmiş toprak olduğunu görüyorlar. Sonra işte kazmaya başlıyorlar. Bir bakıyorlar ki bir insan kafası. Ama bir iskelet değil bu. Bu bir pişmiş topraktan yapılmış insan kafası. Dolayısıyla ondan sonra işte yetkililere haber veriliyor. Yetkililer geldikten sonra bir bakıyorlar, sürekli devamı geliyor. Figürlerin sürekli devamı geliyor. Ondan sonra çok geniş çaplı kazılar başlıyor zaten. Ve işte bugün şu anda 2000 tanesi bulunmuş durumda. Ama devamı var. Devamı var tabii. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Bu figürler imparatorun mezarını koruması için görevlendirilen figürler. Yani imparatorun mezarı var bir de. Orada bir büyük çok onlarca metre yüksekliğinde bir de imparatorun tümülüs mezarı var. Orası daha hiç ellenmedi ama mezarın etrafındaki asker figürleri şu anda hala kazıları devam ediyor. Şöyle bir iddia var. Doğru mudur bilmiyorum. Bu figürlerin hiçbiri birbirini tutmuyormuş. Yani adamların hepsinin yüzünün ifadesinden kaşına gözüne kadar hepsi farklı şekilde yapılmış. Öyle mi? Evet, aslında bir yere kadar doğru bu. Çünkü şöyle, bu figürlerin hepsinin her bir bölgesinin işte vücut kısmı olabilir, bacak kısmı olabilir, kafa kısmı olabilir. Hepsinin farklı bir grup işçi tarafından, farklı bir grup zanaatkar tarafından yapıldığı düşünülüyor. Bu işçilerin grup grup oldukları ve grup grup çalıştıkları düşünülüyor. İşte bir grup sadece bacaklarını üretiyor, bir grup sadece vücudunu üretiyor. Bir grup işte atıyorum silahları üretiyor. Daha sonra bunların hepsi karma bir şekilde birbirleriyle birleştiriliyor ve bu figürler ortaya çıkıyor. Yapılan birkaç tane küçük çaplı araştırma var. İnsanların parmak izi gibi kulakları da farklı oluyor. Ve bu kulakların, figürlerin kulaklarını alıyorlar. İşte belli bir kısmının. Onları karşılaştırıyorlar ve buradan da yola çıkarak gerçekten hepsinin farklı olabileceği gibi bir sonuca varılıyor. Belki de yani bu insanlar gerçek insanları temsil ediyor. Onları temsil ediyor. Evet, onları temsil eder şekilde yapıldı belki de bunlar. Hepsi bu da, erkek mi? Hepsi erkek mi? Onu tam bilemiyorum açıkçası. Ama görüntülerde kadın var mıydı? Hepsi erkeğe benziyor. Evet, ya akrobatlar falan da vardı. Onların arasında var mıydı acaba diye düşündüm. Askerlerin hepsi erkek ama belki hani akrobatlar vesaire gibi daha farklı iş kollarında olanlar farklı cinsiyette olabilir. Onu tam emin değilim. Bir bakmam lazım. Peki şimdi bunu neden yapmışlar? Yani neden yapmışlar derken yani topraktan. Evet, kil. Evet, toprak, kil. Evet, peki yani şu formda çıkarabilmek çok kolay bir şey değil. Yani bunu yaptıktan sonra bile isteye üstünü kapatmışlar, gömmüşler öyle mi? Nasıl olmuş? Tabii, bunları yapıyorlar. Bu arada zaten bu figürlerin üst tarafların içi boş. Yani daha hafif olmaları için üst tarafları, alt tarafları daha böyle iç, tek bir hat halinde. Ama üst tarafların içi boş. Bunları yapıyorlar, buraya koyuyorlar. Ondan sonra imparatorun mezarının etrafına diziyorlar bunları, koruması görevli olduğu için. Hı hı. Ondan sonrasında da üstlerini kapatıyorlar, kirişlerle, şeylerle kapatıyorlar. Bunlar çünkü öteki dünyada imparatoru koruması için görevli askerler. Bu dünyayla işleri yok. Hani dolayısıyla bunların üstünü kapatıp hani diğer dünyada imparatorumuza eşlik edebilir şeklinde düşünüyorlar. Hı hı. Hepsini çıkarmadılar. Henüz sadece 2000 tanesi çıkarıldı ama en aşağı dediğim gibi 8000 tane olduğu düşünülüyor. Yani bile isteye mi çıkarmıyorlar? Yok, bunların kazıları devam ediyor ama şöyle bir sorun var burada.
Bu askerler kazılırken mesela üstleri renkliydi bunların aslında ilk kazıldıklarında. Renkli olduklarını biliyoruz. Boya izleri, kalıntıları tespit edilebiliyor rahatça. Ama kazı yaptıkça, kazı aynı zamanda bir tahribat da olduğu için hava şartlarına maruz kalmayla birlikte o boyalar hemen yitip gidebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hani koruma, konservasyon çalışmaları da çok sıkı bir şekilde devam ediyor. O yüzden öyle bir anda hepsini açamıyorlar. Öyle bir durum var.